Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ihtada bihadihi ila yevmiddin. Sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Hepiniz aile ilmi programımızın dördüncü dersi olan hadislerde aile konulu dersimize hoş geldiniz. Önceki derslerimizde neler işledik? Kısaca ondan bir bahsedelim. İlk dersimizde İlim kavramından, din kavramından bahsettik. İlmi öğrenmenin gerekliliğinden, dinin kaynaklarından, dini hangi kaynaklardan öğreneceğimizden ve bunun hayatımızdaki öneminden bahsettik. Sonrasında ehli sünnet akaidinden bahsettik. Ehli sünnet akaidi yani inanç esaslarımız, İslam esaslarımız nelerdir? Aile içerisinde bunları çocuklarımıza nasıl öğretmeliyiz? Kısaca bundan bahsettik. Bir önceki dersimizde de Kur'an-ı Kerim'de aile konulu dersimiz Kur'an-ı Kerim ayetlerinde yer alan aileye dair, ailenin fertlerine, karı koca, çocuklara dair ya da bir sıkıntı yaşandığı zaman ailede nasıl çözüm bulunacağına dair ayetleri zikrettik. Bugünkü dersimizde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde aileye dair yer alan bilgileri derleyip toparladık. İnşallah kısaca onları zikredeceğiz. Öncelikle şöyle bir ayrım yaptım. Ee, hadislerde baktığımız zaman tabii ki Peygamber Efendimizin e, aileye dair ya da ailenin fertlerine dair, işte akrabalık ilişkilerine dair, sıla-i rahime dair onlara karşı yapılacak davranışlar, işte zekatın verilmesi, akrabalık ziyareti hepsiyle ilgili pek çok hadisi yer alıyor. Bak burada e, eşlerin birbirleriyle olan, eşlerin birbirlerine olan hakları, işte e, aile üzerindeki haklar, çocukları üzerindeki haklar ya da e, akrabaya dair haklar şeklinde bir ayrım yaptım. E, en son olarak da anne babaya dair hadisler şeklinde, anne babanın hakları şeklinde hadi ayrım yaptım. Ve bunların altında tabii ki çok daha fazla hadis rivayeti bulunmakta. Fakat e, belli başlı hadisleri dersimizin içerisinde genel olarak dedim, yine yer vereceğimiz, hadisleri zikredeceğiz inşallah. Hadislerden bahsetmeden önce hani kısaca bir literatür bilgisi vermiş de olayım. Biz ne demiştik? Dinimizin e, kaynakları, iki temel kaynağı var demiştik. Bir, Kur'an-ı Kerim ve iki, ondan sonra hadis-i şerifler. Unutulmamalıdır ki hadis-i şeriflerin içerisinde peygamber efendimize ait olmadığını bildiğimiz sözler de vardır muhakkak ki. Peki biz bunu bundan kendimizi nasıl koruyacağız? Yani bununla ilgili e, sıhhat derecesi daha iyi olan, amel edilebilir olan hadislere nasıl ulaşacağız? Bizim İslam literatüründe yani hadis literatüründe kütüb-ü sitte dediğimiz bir e, kitaplar tasnifimiz vardır. Yani kütüb-ü sitte altı kitap anlamına gelmektedir. En güvenilir, en fazla hadisin yer aldığı, belli amaçlarla e, neşredilmiş te oluşturulmuş kitaplarımız vardır. Hadis kitaplarımız İmam Buhari, İmam Müslim gibi alimlerle başlayan toplamda 6 tane hadis kitabının yer aldığı bir terkiptir bu. Ee, bir çoğunlukla hadis-i şerifleri bu kütüphesinin içerisinde yani 6 güvenilir hadis kaynağından seçmeye çalıştım. En güvenilir ikisi de İmam Buhari ve İmam Müslim'in eserleri olarak geçer. Neden en güvenilir ikisi diye zikredilmektedir? Çünkü İmam Buhari, e, esirindeki eserindeki hadisleri sahih hadisler arasından seçmiştir. Yani sıhhat derecesi en iyi seviyede olan, en üst mertebede olan hadislerden seçmiştir. Bu bilgiyi de şu sebeple veriyorum. Yani günümüzde maalesef hadislerin güvenilirliğine dair, hadislerin delil oluşuna dair çok ciddi bir e, karşıt görüşü var. Ve bu sebeple de hadisleri çıkardığımız zaman devreden yani eğer hadisçi işte bu hadis güvenilir değildir, bunun saatinden emin değiliz, işte bununla ilgili şöyle bir e, sıkıntı vardır gibi, hani çok da terimsel konuşmadan e, dediğimizde ne olmuş oluyor bu sefer? Tabiri caizse dini, e, ee, yarım bırakmış oluyoruz. Çünkü bizler Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini, oradaki muhkem ayetleri okuduğumuz zaman rahatça anlayabiliyoruz belki. Fakat bunların uygulanmasıyla ilgili ya da daha muğlak ifadelerin yer aldığı, daha müphem yani daha kapalı olan ayetlerin e, delil olarak kullanılabilmesi için ya da amel edilebilmesi için Peygamber Efendimiz'in açıklamasına ihtiyaç duyuyoruz. Öyleyse hadisler olmadan ki Kur'an-ı Kerim'de hikmet şeklinde geçen kavramın, ayetlerde geçen hikmet kavramının hadisler olduğuna dair müfessirlerin görüşleri vardır. Yani kitabı ve hikmeti verdik. Peygamberlere kitabı ve hikmeti vermeye dair e, ayetler yer alır. Peygamber Efendimiz özelinde bunun Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in sünneti yani o hadisleri olduğunu biliyoruz. Öyleyse hadislerde de bizler aile konusunu işliyorsak hadislerde de aile kavramı nasıl yer almış? Peygamber Efendimiz bu konuda bizlere ne buyurmuş? Bunları elimizden geldiğince zikretmeye çalışalım ve Allah'ın izniyle de bunları hayatımıza bir an evvel uygulamaya geçirelim. Öncelikle eşlerin haklarıyla başlayalım. Peygamber Efendimiz e Tirmizi'nin eserinde rivayet edildiği üzere şöyle buyuruyor. Sizin en hayırlınız Ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım. Yani sizlerin içerisinde ailesine karşı en hayırlı olan benim. Başka bir rivayette de ihim diye şek şeklinde geçiyor. Yani e, hanımlarına karşı. Ailesine karşı şeklinde de rivayet var. Hanımlarına karşı, eşlerine karşı şeklinde de var. Öyleyse anlıyoruz ki Peygamber Efendimizin burada söylediği şey aslında... ...ilk önce e, babalar hakkında. Yani babalara bir tavsiye var burada. Sizin en hayırlınız ailesine, eşlerine karşı en hayırlı olanınızdır. Peygamber Efendimizin bu şekilde, bu terkipte gelmiş pek çok hadisi bulunmaktı. Sizin en hayırlınız şeklinde gelen yani e, bu, bu ne demektir? Aslında Peygamber Efendimiz'in bu mimalde e, zikrettiği bütün bu sözler Bizlerin ahlaki olarak yani İslam ahlakını özümseyeceğimiz e, zaman İslam ahlakıyla ahlaklanacağımız zaman e, hangi mihenk taşlarına dikkat etmemiz gerektiğini bize öğretmiş oluyor. Öyleyse bir baba ya da bir eş, fark etmez. Yani hanım içinde aslında ailesine karşı ifadesini baktığımız zaman hanım içinde düşünebiliriz ya da çocuklar açısından da bakabiliriz. En hayırlı olanımız, Müslümanların arasındaki en hayırlı kimseler ailesine, eşlerine karşı en hayırlı olanlardır. Bir diğer rivayette peygamber efendimiz e, kara ve kocanın birbirleri üzerindeki haklarından bahsediyor. Ve başında dikkat edin yani bir ikaz ifadesi var hadisin başında. Hemen zikredelim. Dikkat edin. Sizin hanımlarınızın üzerinde haklarınız vardır. Hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin onlar üzerindeki haklarınız bir namuslarını muhafaza etmeleri... Yani ...hanımların kendi namuslarını... ...yani evlilik birlikteliği içerisindeki... ...o sadakati... ...ve muhafaza etmeleri... ...iki hoşlanmadığınız kimselerin... ...evinize... ...hadis-i şerifte döşeğinize... ...şeklinde de geçiyor çünkü o zamanlardaki evleri... ...düşündüğümüz zaman yani bir göz oda... ...bir yatılan ya da oturulan... ...bir yer var sadece bir döşek var... ...bir minder gibi düşünebilirsiniz... ...ya da eskiler işte sofa derler... Ee, ...öyle bir yer düşünüp... ...oraya... Ee, Eşlerin yani erkeklerin izin vermediği kimseleri hanımların almamaları e, erkeklerin hanımları üzerindeki haklarımlandır İki tane saydım. Muhakkak ki karı koca ilişkisinde pek çok farklı haklar da vardır. Fakat en temelde bilinmesi gereken şey hanımın e, kocası işteyken ya da kocasının olmadığı yerde onun hani mümin Kimsenin tanımını yaparken Peygamber Efendimiz elinden dilinden e, emin olandır buyuruyor ya tam olarak aslında bunun gibi düşünebiliriz. Erkeğin de hanımın üzerindeki hakkı bir yere namusundan iffetinden emin olacak hanım bunu muhafaza edecek. Bakın e, aslında buradaki algıyı da şöyle düzeltmemiz gerekli hanımların namusundan sorumlu olan kişi erkek değildir. Hanımlar bizatihi kendi namuslarından iffetlerinden sorumludur zaten. Yani günümüz dünyasında işte kadın ve erkeği böyle kutuplaştırmaya çalışan dünyada sanki İslam e, kadınların mı, namusunu iffetini erkekleri korumakla vazifelendirmiş gibi gözüküyor. Hayır, e, Nur suresinde 30. ayete baktığımız zaman da 31'e baktığımız zaman da görüyoruz ki herkes kendi namusundan aslında kendi e, günaha düşmesinden sorumlu ve bundan kendini muhafaza etmekle yükümlü. Burada da Hanımların hakkı yani e, erkeğe karşı yerine getirmesi gereken asli vazifesi hanımının namusunu iffetini koruması o evlilik birlikteliği içerisinde. Diğeri de erkeğin hoşlanmadığı kimseyi evine e, onun izni olmadığı halde izni yokken çağırmamasıdır. Bu da aslında şu e, şu şekilde değerlendirilmeli. Baktığımız zaman insan fıtratına kadın aile içerisindeki yani aynı evin içerisinde aynı ortamın içerisinde yaşayan insanlardan gelebilecek kötülükleri daha iyi algılayabiliyorken daha iyi sezebiliyorken erkek dışarıdan gelecek yani aileye dışarıdan verilebilecek bir tehlikeyi daha rahat algılayabiliyor daha çabuk algılıyor. O sebeple de aslında İslam fıtrat dinidir diyoruz fıtrata uygun olarak da erkeğin dışarıdan gelecek kişiye dair söz hakkı kadına göre evet daha fazladır. Peki hadisin ikinci kısmına gelelim. Dikkat edin. Hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Peki bu hak nedir? Onların giyim ve gıda ihtiyaçlarını Güzelce karşılamanızdır. Burada şöyle söylemek gerekli. Sadece işte e, giyim gıda şeklinde hadisi algıladığımız zaman çok sığ gibi gelebilir. Bu değil aslında şu, bugün dünyamızda da maalesef e, kaybedilen bir bilinç nafaka sorumluluğudur bu. Yani ailenin nafaka yükümlülüğü erkeğe aittir. Hanımın bir hanımı ailesinden bir miras da kalacak olsa çok daha büyük paralar kazanabilecek bir mesleği de olsa hanım hiçbir zaman İslam hükmüne göre çalışmakla mükellef tutulmamıştır hiçbir zaman. Nafakadan sorumlu olan daima erkektir. Burada aslında kastedilen budur. Hanımının ya da genel olarak bütün ailesinin nafakasından sorumludur erkek. Bu şu demektir. Kadın isterse çalışabilir mi? Evet eşiyle karşılıklı olarak istişare eder ve dilerse çalışabilir. İslam ahkamına uygun bir şekilde. Fakat İslam ahkamına uygun olarak çalışabileceği halde maddi sıkıntıları olsa bile çalışmama hakkı var mıdır? Evet. Peki erkeğin böyle bir hakkı var mıdır? Hayır yoktur. Öyleyse hadisten anlamamız gereken şey aslında ee, hanım Çoğunlukla evin içerisindeki kurallarla ilgili eşine karşı hak sahibiyken o hakkı gözetmesi gerekiyor. Erkek dışarıdan içeriye dair yani dış hayata dair daha fazla yükümlülük sahibidir. Ve hanımına karşı e, işin bu kısmını halletmekle, bu kısmını üstlenmekle görevlidir. Bir başka hadise geçelim. Kıbrılar hakkında Allah'tan korkun. Buradaki ifade e, sakının anlamında. Yani onları incitmekten, onları üzmekten sakının anlamındadır. Çünkü siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Ve Allah'ın adıyla onları kendinize helal kıldınız. Yani onlarla nikah kıydınız. Şimdi bu hadis-i şerif e, İmam Müslim'in hac kitabında yer alıyor. Neden hac kitabında böyle bir hadis yer alıyor? Çünkü... Peygamber Efendimizin bize son hutbesi, onun veda hutbesinde e, e, veda hutbesini irade ediyorken, yani e, o oradaki sözlerin, yani Peygamber Efendimiz en son ümmetine en son söyleyeceği sözlerin arasında erkeklere bir ikaz da bulunuyor. Hanımlarınız hakkında Allah'tan korkun, sakının. Bakın burası çok önemli. Siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Öyleyse bir erkeğin hanımının hakkını çiğnemesi Allah'ın emanetine haksızlık etmesi demek. Bir erkeğin hanımına e, zulmetmesi Allah'ın emanetine zulmetmesi demek. İşte bu bilinçle davranılacak olursa günümüz dünyasında erkeklerin çoğunlukla kabalığından, sertliğinden işte ya da duygusuzluğundan şikayet edildiği noktada çok çok uzak bir yerde peygamberin bize öğrettiği. Yani bugünümüz dünyasında eğer gerçekten böyle bir sıkıntı varsa ki e, duruma bakılacak olursa var. Öyleyse erkekler bu anlamda kendine çeki düzen vermelidirler. Ne gibi? Allah'ın emaneti olarak Allah'ın adıyla nikahladıkları hanımlarına karşı çok daha dikkatli, çok daha ilgili, çok daha merhametli davranmalılar ve bu konuda hanımlarından değil dikkat edin. Allahu Teala'dan korkmazlar. Ondan çekinmelidirler. Allahu Teala'ya dair korku ifadesini kullanıyorken yani Allah'tan korkmak tabirini kullanırken kastettiğimiz şöyle bir korkudur. Yani bizim günümüzde hani fobi dediğimiz şey gibi değil de aslında ee, Seven'in sevdiğini incitmesi civetinden bir korku. Yani sadece onun azabından gazabından korkmaktan bahsetmiyoruz. Onun emanetine o emanet bilinciyle sahip çıkmak, o emaneti ihanet etmekten korkmak anlamadır buradaki korku. Öyleyse yine e, erkeklere bilhassa burada büyük bir e, sorumluluk verilmiştir ve hanımlar hakkındaki o Allah'ın emaneti olan sorumluluğu erkekler güzelce taşımalı ve bu emaneti Rabbin huzuruna çıkana kadar da el üstünde tutmalıdır. Bir Diğer bir e, hadis sınıflandırmamıza baktığımız zaman aile ve akraba haklarından bahsedelim istiyorum. Burada çoğunlukla e, önceki hadislerde eşler arasındaki haklardan bahsettik. Aile ve akraba haklarında da... E, Ailenin senin üzerinde hakkı vardır diyor Peygamber Efendimiz. Yani o zaman kişi bilmeli ki sadece e, benim sözümü dinlemekle yükümlü olan... ...ilhassa babalar ya da anneler için bunu söylüyorum. E, sözün dinlenmekle yükümlü olan kişi sadece işte çocuklar değildir. Ailenin de belli hakları vardır. Anne ve babanın yerine getirmesi gereken. Burada sizin üzerinizdeki hakları derken şöyle söyleyelim. İşte... Hanımların erkekler üzerindeki hakları demek erkeklerin yerine getirmesi gereken şeyler. Erkeklerin hanımlar üzerindeki hakları demek hanımların yerine getirmesi gereken şeyler. Öyleyse ailenin senin üzerinde hakkı vardır demek senin ailene karşı yerine getirmen gereken yükümlülüklerin vardır demek. Devamında baktığımız zaman Peygamber Efendimiz'in ee, ...bir e, örnekliğini, örnek şahsiyetine değineceğimiz bir hadise yer verdim. İmam Buhari'nin e, eserinde geçen, sayıyında geçen... ...Hazreti Ayşe'den rivayet edilen bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz hakkında Hazreti Ayşe'yi soruyorlar. Ey Ayşe, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evde ne yapardı? Yani günlük hayatında ne yapar? E, Hazreti Ayşe radıyallahu anh de şöyle buyuruyor. Ailesini işlerine görür hadis-i şerifte mihne kelimesi gerekiyor, geçiyor. Yani mihne günlük hayattaki işler anlamında geçiyor. Ailesinin o ev hayatında yapılacak işleri görür. Ve namaz vakti geldiğinde, bir vade de ezan okunduğunda da geçiyor. Namaz vakti gelince de namazına giderdi. Yani günlük hayatta evde, ev hayatı, Peygamber Efendimiz ailesine karşı o yükümlülüklerini, işte hani, e, ailesinin üzerinde, ailesinin onun üzerindeki haklarını yerine getiriyor. Öyleyse e, sadece anne yükümlülüğü değildir bu. Onu unutmamış olalım. Babanın da ailenin üzerinde eve geldikten sonra belli yükümlülükleri vardır. Tabii ki hayatın e, olağan akışında eğer günlük hayatta dış hayatta çalışan kişi... yani e, ...evin nafıkasını sağlamakla yükümlü olan kişi babadır dedik. Sadece çalışan babaysa gün boyunca sabahtan akşama çalışmış... ...eve gelmiş ve dinlenmek istiyorsa bu çok doğaldır. Ee, hanım da, ailenin diğer fertleri de bu ihtiyacı karşılamalıdır. Çünkü ailenin temelinde ne var demiştik aslında? E, maddi ve manevi ihtiyaçların karşılanması... ...ve kalplerin bu cihetten huzur bulması. Öyleyse bütün gün yorulmuş bir erkek... ...eve geldiği zaman hanımı ve çocukları... E, babaya karşı yapacakları muamele de mümkün olduğunca bunu göz ardı etmeden bu yükümlülüğü yerine getirerek davranmalıdır. Hakeza erkek de baba da dış hayatta gösterdiği o özeni, işiyle nafakayı kazanmakla ilgili gösterdiği o sorumluluk bilincini eve geldiğinde ailesine karşı da göstermelidir. Peygamber Efendimizin aile hayatına bir sonraki dersimizde değineceğiz. Göreceğiz ki öyle dışarıdan geldiği zaman ailesinden bir haber, onun onların sadece maddi ihtiyaçlarını karşılayan, manevi ihtiyaçları hiç önemsemeyen bir profilde değil peygamber efendimiz. Madem onu kendimize örnek alacağız o zaman onun sadece e, peygamberliğini değil değil mi? Yani sadece ibadet hayatını değil onun babalığını da örnek alacağız. Onun eşliğini de örnek alacağız. Onun dedeliğini de örnek alacağız. Öyle değil mi? E, bu cihetten baktığımızda peygamber efendimizin örnek oluşu bizim için en güzel örnek oluşu dediğimiz gibi sadece ibadetler noktasında değil. Hadislerimize geri dönecek olursak Aile üzerindeki haklardan bahsediyorduk ya. E, Tirmizi'nin Diyetler kitabında geçen bir hadisine yer vermek istiyorum burada. Evet. Ailesine müdafaa ederken öldürülen kimse şehittir buyuruyor Peygamber Efendimiz. E, bu ne demektir? Şimdi öncelikle şunu bilelim. Peygamber Efendimiz'in pek çok hadisinde işte e, şu şekilde ölen kişi şehittir, şehit sevabı alacaktır şeklinde rivayetler var. Bunu şöyle anlamak gerekli. O kimse iman üzere ölmüş ve hadiste geçen bu amel şeyi amel üzere öldüyse yani canını o şekilde teslim ettiyse emaneti o şekilde verdiyse o zaman işte şehit makamındadır, şehit sevabı alır, şehit mertebesi nedir diyebiliriz. Öyleyse bir mümin erkek ailesine müdafaa ediyorken. Allah adına emanet olarak aldığı o eşini, çocuklarını müdafaa ediyorken bunu Allah rızası için, Allah'ın emaneti olduğunun bilinciyle yaptığından dolayı şehit makamındadır buyuruyor Peygamberimiz. Burada aslında haşa insanın işte ailesini yüksek bir mertebe, haşa Allah'la aynı mertebeye koymak değil. Bunların hepsi Allah'ın rızası için. Allah'a iman dairesindeki o bilinçle alakalı olarak yapılan amellerdir. Bu sebeple de zaten karşılığında şehitlik gibi en yüce makam e, bizlere bahsedilmiştir. Devam edecek olursak bakmakla yükümlü olduğun kimseleri ihmal etmesi yani bir kimse eğer bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal ederse bu kişiye bu ameli günah olarak yeter buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu sefer de Ebu Davud'un eserinde, süneninde yer alan bir hadis-i şerif. Dediğim gibi yine Kütüb-i Sitte'nin altı e, hadis kaynağımızın, hadis eserimizde yer alan hadisleri dile getiriyorum. Bakın bu çok önemli. Bakmakla yükümlü oldu. Yani evet nafakasıyla yükümlü olduğu kimseyle ya da bir anne olarak düşünelim. Çocuğuna bakmakla yükümlüdür anne değil mi? İşte bu kimseleri eğer ihmal edecek olursa, bir kişi. Ya da bir e, evlat anne babasını ihmal edecek olursa. işte bir erkek hanımını ihmal edecek olursa ya da bir hanım eşini erkeğini ihmal edecek olursa işte bu kişiye günah olarak yeter buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu ne demektir? Yine aslında Allah'ın emanetine ihanet cihetinden baktığımız zaman doğru. Bu bir günahtır. Allah'ın emaneti olarak e, nikahladığı hanımına karşı o emaneti hakkıyla yerine getirmemiş, korumamış demektir. Ya da işte karı koca arasındaki hukuku çiğneyecek davranışlar, orada bir ihmal söz konusuysa bunun karşılığında bir günah doğacaktır. Peygamber Efendimiz bunu zikretmektedir. Öyleyse aile hukukuna dair bilmemiz gereken sadece e, karı koca olarak birbirimiz üzerinde değil... ...aynı zamanda çocuklarımız üzerinde çocuklarımızın bize karşı ve herkesin ortak payda da birbirleri üzerine hakları vardır. Devam edecek olursak burada nafıkadan devam edelim istiyorum. E, bir kimse, bir erkek yani ailenin reisi ya da e, ailedeki çalışan nafıka yükümlülüğüne yükümlü olan bir kimse sevabını yalnızca Allah'tan umarak ailesine harcama yaptığında bu harcama onun için sadaka hükmündedir. Şimdi bu ne demektir? Ee, sadaka bizim Allah rızası için verdiğimiz yani zekat ya da fitre dediğimiz bu zorunlu ibadetlerin dışında Allah rızası için verdiğimiz e, maddi amellerdir. Şimdi baktığımız zaman e, erkek zaten ailesinin nafakasını sağlamakla yükümlüydü onun için bir farzdı. E bu e, tatavvu cinsinden dediğimiz Allah rızasını kazanmak için bu ekstra nafile ibadet nasıl ortaya çıkıyor? İşte Allah'ın rızasını umarak sadece onun rızası için erkek bu nafaka yükümlülüğünü yerine getirdiğinde sadece farz ibadetini yerine getirmiş. Hani tabiriyle asli vazifesini yerine getirmiş olan Bir de üstüne nafile bir ibadet yapmış sevabı kazanıyor. Baktığınız zaman kişi eğer farz ibadetlerle Allah'a yaklaşırsa Rabbimiz ona nafileleri yolunu kolaylaştırır. Nafile ibadetleri günlük hayatında çoğaltırsa allah Teala onun için e, nafile ibadetlerin o e, sevabını birden yüze, yüzden bine kadar e, hadislerde rivayet edildiği üzere... o maka şeyi arttırır yani ecrini arttırır. İşte burada da eğer bir kimse nafaka yükümlülüğünü hakkıyla yerine getiriyorsa e, o nafaka sadece farz kısmında kalmıyor. Bir de onun tabiri caizse sağ kefesine sadaka olarak da yazılıyor. Peygamber Efendimizin veren el alan üst, elden üstündür, veren el üstündür şeklinde geçen hadislerin devamında şöyle geliyor. E, vermeye yani bir kimse veren el üstündür dedikten sonra vermeye annenle babanla kız kardeşinle ve erkek kardeşinle başla sonra da yakınlık durumuna göre o halka halka devam et. Öyleyse burada kastettiğimiz zekat değildir. Burada kastettiğimiz öncelikli olarak sadakadır. Yani bir kimse Allah rızası için verecekse, o verenel olma üstünlüğünü yaşayacaksa önce birinci derece ailesinden başlamalıdır. Bu da bize aslında aile içerisinde hem maddi hem manevi anlamdaki ıbalın nasıl kuvvetleneceğini göstermektedir. Veren olmak demek sadece dışarıya aile dışına para harcamak demek değildir. Aksine tam olarak ailenin içerisinden başlamak ondan sonra hani geri kalırsa artık o zaman aile dışına taşmak anlamına gelir. Peygamber Efendimiz'in hadislerinde e, aile konusunu işlerken şimdi de çocuk yetiştirmeye dair, çocuğa dair, çocuk haklarına dair hadislere yer verelim istiyorum. Çokça bildiğimiz eee mutefekun şeklinde geçen bir hadis-i şerifimiz var. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Bu, bu, çok önemlidir. Çünkü biz bu hadisten yola çıkarak işte İslam hatrat dinidir diyoruz. İslam yaratılışımıza en uygun olan dindir diyoruz. Zaten Allah katında din İslam'dır ayetiyle de bu bilgiyi desteklemiş oluyoruz. Sonra yani doğan bebeği sonrasında annesi ve babası Hristiyan, Yahudi ya da Mecusi yapar buyuruyor Peygamber Efendimiz. Şimdi Hristiyan, Yahudi, Mecusi yapmak. E tamam anne babalar bu hataya düşüyorlar. Biz düşmüyoruz. Biz çocuğumuzu işte Müslüman olarak, yani Müslümanlığı öğretiyoruz. Şimdi burada aslında günümüz hayatında bilmemiz gereken şey şu. Bizler anne baba olarak çocuğumuzu Hristiyan, Yahudi ya da Mecusi yapmıyoruz belki. Ama gerçekten ahlaklı, gerçekten hakiki bir imana sahip Müslümanlar, müminler olarak yetiştiriyor muyuz? asıl önemli olan şey bu. Yani fıtratı bozacak hareketler bulunuyor muyuz? Öyle bir terbiye veriyor muyuz çocuğa? Burada aslında kastedilen Hristiyanlığa göre yetiştirmek, Yahudiliğe, Mecusi'ne göre yetiştirmek. Evet. Peki bizler İslam fıtratı üzerine yetiştiriyor muyuz çocuğumuzu? O fıtratı bozmadan, o fıtratı İslam fıtratını koruyarak yetiştirebiliyor muyuz çocuğumuzu? bizim için asıl önemli yani Peygamber Efendimizin bu hadisinden çıkaracağımız ders bu olmalıdır. Çocuk zaten tertemiz. İslam dinini o fıtrat dini üzerine yaratılıyor. Bizim yapmamız gereken şey o çocuk daha anne karnına düşmeden önce İslami bilince sahip olup onu yetiştiriyorken de o fıtratı temiz tutarak yetiştirmektir esasen. Devam ettiğimiz zaman e, babalara bir müjde geliyor burada. Hiçbir baba evladına güzel terbiyeden, güzel ahlaktan daha kıymetli bir miras bırakmamıştır. Günümüz hayatında e, maddi yükümlülükler çok fazla. Tabii ki insanlar ekonomik anlamda çok zorlanıyorlar. E, gü günü kotarmaya çalışıyorken hani bırakın miras bırakmayı değil mi? Geleceğe dair bir kaygı gütmek, miras bırakmak gibi düşünceler. Günü kutu, kotarmaya çalışıyor insanlar. Fakat bizler Müslümanlar olarak gelecek kaygısını zaten düşünmemeliyiz. Maddi anlamdaki kaygı rızık Allah'ın indindidir. E, o konuda zaten vaadi vardır. Rızkı veren Allah'tır. Tabii ki zenginlik veren el olmayı istemek hakkımızdır. Amenna. Fakat Allahu Teala dilediğine verecektir bu zenginliği. Fakat babalar için en önemli olan şey çocuklarına maddi bir miras bırakmak değildir bakın. Çocuğuna bırakacağı güzel ahlak yani babasından aldığı öğreti üzerine yaşadığında cennete gidebileceği bir yol bulacaksa çocuk işte babanın çocuğuna bıraktığı en güzel miras budur. Hakeza cennet anaların ayakları altındadır hadisini de bu şekilde anlamak gerekli. Anne öyle ayak izi bırakmalıdır ki çocuk o ayak izlerini takip ede 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 cennetin yolunu yani Allah'ın rızasına giden yolu bulabilecek demektir. Öyleyse anne ve babaların çocukları üzerinde sadece e, maddi anlamda bu işte barınma, doyurulma gibi e, yükümlülükleri bunları karşılamak gibi yükümlülükleri yok. Aksine bundan daha da fazla manevi anlamda, bir hassada dini anlamda yükümlülükleri var. Öyleyse bizler çocuklarımızı İslam fıtratı üzerine yetiştirmeli ve onlara miras olarak bırakacağımız öncülümüz güzel ahlak, güzel terbiye olmalıdır. Peygamber <laughs> Efendimiz'in kız çocukları ile ilgili bir müjdesi var. Onu da hemen dile getirelim. Kim üç kız çocuğunu geçimini sağlar, onları terbiye edip, güzelce yetiştirip, evlendirir ve onlara güzel davranırsa cennet onlarındır. Şimdi bir babayı düşünün. Üç tane kız çocuğu yetiştirmiş, büyütmüş, onları İslam ahlakı üzerine yetiştirmiş, güzelce evlendirmiş ve hayatı boyunca onlarla aralarında merhabet ve muhabbete dayalı bir bağı oluşmuş. İşte iman üzere öldüğü zaman bu kimse, bu baba cennet ehli olacağına dair peygamberi peygamberin, naklederi bu peygamberin bize bildirdiği haberdir. Peki bu neden bu kadar önemli? Peygamber Efendimiz'e peygamberliğin indiği topluma bakacak olursak, o dönemde geçim kaygısı sebebiyle, hırlık endişesiyle diri diri kız çocuklarını gömüyordu insanlar. Şimdi sonrasında günaha düşer ya da sonrasında geçimle ilgili sıkıntıya sebep olur. Ya da başka başka inançlardan gelen o batıl inançlardan geçen uğursuzluklarına dair düşünceleri vardı insanların kız çocuğuyla ilgili. İşte o toplumda o topluma peygamber olarak gelmiş Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 3 kız çocuğu yetiştirmekten bahsediyor baktığınız zaman hani devrim niteliğinde bir amel. Bugünümüzde çok kolay gibi gelebilir belki ama o gün bunu yapmak yani Hazreti Ömer gibi bir kimsenin dahi cahiliye döneminde böyle bir hataya düştüğünü biliyoruz. Öyleyse en adaletli olduğunu karakter olarak adaletli güçlü olduğunu bildiğimiz insanlarda bile kız çocuklarını gömme fiilini görüyorken o cahilliklerinde o zaman iman ettikten sonra Üç kız çocuğunu yetiştirmek gerçekten toplam açısından çok büyük bir amel, çok büyük bir cihat aynı zamanda da. Bu sebeple de karşılığı cennet olarak verilmiştir. Devam ettiğinizde de en son olarak... E Anne baba hakkına dair hadislerden bahsetmek istiyoruz. Ne demiştik? Hadislerde aile konusunu işliyoruz ve farklı tasnifler yaptık. Eşler, eşlerin birbiri üzerindeki hakları, genel olarak aile üzerindeki haklar, çocuk yetiştirmeye dair, çocuk haklarına dair hadisler ve en sonunda anne baba hakkına dair hadislere yer verelim istiyorum. Anne baba cennet kapılarının ortancasıdır. E, vasat kelimesi yani ee, ...en mutedil olan, en kolay ulaşılabilen anlamına gelmektedir. Öyleyse anne baba e, cennet kapılarının ortancasıdır demek. Kişinin anne babasının hakkını e, gözettiği takdirde, onların rızasını kazandığı takdirde... ...kolay bir biçimde yani dünya hayatındaki imtihanları da kolaylaşacak bir biçimde... ...Cennet'e ulaşacaktır demek bu. Devamında da şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz... ...bu kapıdan girme fırsatını... ...dileyen kaçırsın... ...dileyen de yakalasın. Yani bu kişinin kendi gayretine... ...kendi isteğine bağlı. Anne baba üzerindeki hakları dair... ...tabii ki pek çok rivayet bulunmakta. Fakat bizler... E, ...daha hani sonuç odaklı düşündüğümüz için... ...direkt Peygamber Efendimiz'in bir konudaki... ...en müjdeleyici haberlerinden biri olan... E, anne baba hakkını gözeten kişinin o cennete nasıl kolay ulaşabileceğine dair hadise yer vermek isterim. Böylece aile konusuna dair hadislerde yer alan e, meseleleri elimizden geldiğince irdelemiş, dile getirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde de en güzel aile olan beyte dair yani peygamber efendimizin aile hayatına dair bilgileri inşallah sizlerle paylaşacağız. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.